Peşine Nisa suresi, Hazreti İsa göğe kaldırılmıştır. Tefsirlerde de geçer. Elbette diyor Hazreti İsa'nın kıyamete yakın gökte inmesi kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyin. Zuhruf suresi. Hadis-i şeriflerde şöyle geçer. İsa adil bir hakem olarak inecek. Haçı kıracak. Yani Hristiyanlığı kaldıracak. Domuzu öldürecek. Yani domuz etini bütün kafirlere yasaklayacak. İslam'dan başka her şeyi yasaklayacaktır. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Ebi Şeybe, Ebu Davud'da geçen hadis-i şerif. İsa inince her yerde sükun, emniyet meydana gelir. Öyle ki aslanla deve, kurtla kuzu serbestçe dolaşır. Çocuklar yılanlarla oynar. Ebu Davud. Ona alamet çıkmadan kıyamet kopmaz. Bunlardan birisi İsa Aleyhisselam'ın inmesidir. Kaynak Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Nesai, Taberani, İbn-i Hibban. Ya Mehmet Görmez var ya arkadaşlar. Bundan önceki Diyanet İşleri Başkanı. İnkar ediyor bunu ya. Arkadaşlar nerelere gideceğiz ya? Fiten hadisleri diyor. Sıkıntı. Mehdi Aleyhisselam zaten inkar ediyor. Mehmet Görmez var ya, acayip tehlike yani. Öyle böyle değil. Peşine. İsa Aleyhisselam. O dedik ya az önce Deccal Medine'ye gelince deprem olacak. 3 gün deprem olacak arka arkaya. Bütün münafıklar çıkacak. Bütün münafıklar çıkacak. Peşine ne olacak arkadaşlar? O gün Hazreti İsa inecek. O gün diyor Hazreti İsa inecek. Şam'da bulunan arkadaşlar bunun resmi var. Bak resmi var. Hadis-i Şerif'te geçen Şam'da bulunan beyaz minareli Emevi camisi onun yanına inecek. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki nefsim kudret elinde olan Allah Celle Celaluhu'ya yemin ederim ki Meryem oğlu İsa ileride sizin aranızda adaletli bir hakem olarak inecek. O haçı kıracak, domuz öldürecek, cizyeyi kaldıracak. Kaynak Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmed İbn-i Hanbel, Nisa suresi 158. Muhakkak Allah Celle manevi huzuruna yükseltti. Allah azizdir, hakimdir. Kısa meal veriyorum. İnkar edenden ayet söylüyoruz. Zuhruf suresi 61. Şüphesiz ki onun inişi elbette kıyamet için bir nişandır. Hazreti İsa Mescid-i Aksa'ya gidecek. Şimdi geldik mevzulara. Hazreti İsa Aleyhisselam Mescid-i Aksa'ya gidecek. O sırada tam kamet getiriliyor olacak. Tam kamet getiriliyor. Acayip mevzu var. Mehdi Aleyhisselam Hazreti İsa'yı görecek. Diyecek ki imamlığı sen yap. İmamlığı sen yap diyecek. İsa Aleyhisselam Mehdi Aleyhisselam diyecek sen namazı kıldır. Namaz kılınacak. Namaz kılındıktan sonra Mescid-i Aksa'nın kapılarını açacaklar. Deccal ve 70 bin Yahudi. 70 bin Yahudi. Kapıda onları karşılayacak. Acayip mevzular var. Hadis-i şerifte şöyle geçer. Deccal Hazreti İsa'yı gördüğü zaman tuzun diyor suda eridiği gibi erimeye başlayacak ve kaçmaya başlayacak olan. Bütün o 70 bin kişilik ordusu kaçacak. Hepsi sarıklı yeşil sakallı. Yeşil sakallı. Bunlarla alakalı birkaç rivayet var. Ve diyor Hazreti İsa Deccali Lüt diye bir arkadaşlar. Lüt diye geçer. İki D var sonunda. Lüt. Lüt'ün kapısında öldürecek. Yahudiler hezimete uğrayacak. Hepsi kaçmaya başlayacak. Ama Yahudilerin kaçmaya bir yeri olmayacak. Hepsi taşların arkasına, ağaçların arkasına saklanacaklar. Sadece garga taşları var arkadaşlar. Bak bu diğer mevzularda anlattık. Şu anda o lanetli milletin bütün olduğu yerlerde gargat ağaçları var. Niye dikiyorlar arkadaşlar? Hadis-i şerifleri senden benden iyi biliyorlar. Bak çoğunuz belki bunları bilmiyorsunuz. Ama onlar biliyorlar. Bütün taşlar ne diyecek arkadaşlar biliyor musunuz? Ey Müslüman. İsa Aleyhisselam ve Mehdi Aleyhisselam'ın ordusuna diyecek bunu. Ey Müslüman gel arkamda bir tane Yahudi saklanıyor gel onu öldür. Sadece ve sadece gargat ağaçları onlar demeyecek gel arkamda Müslüman öldür. Onun haricinde bütün taşlar, ağaçlar diyecek gel arkamda Yahudi var öldür. İsa Aleyhisselam ile Mehdi Aleyhisselam 7 sene beraber yaşayacak. Mehdi Aleyhisselam mezhepleri kaldıracak. Mehdi Aleyhisselam mezhepleri kaldırınca alimler ayaklanacak. Oo mevzu var. Yine mevzu var kardeşim. Niye? Peki Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman niye mezhepler kalkacak arkadaşlar? Çünkü direkt Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halifesi olarak iniyor Mehdi Aleyhisselam. O yüzden mezhepler kalkacak. Tek. Ondan sonra gelelim diğer mevzulara. Arkadaşlar İsa Aleyhisselam Mehdi Aleyhisselam'la 7 sene yaşayacak. Burası eyvallah. Beraber yani beraber hüküm sürecekler.
Ve hadis-i şeriflerde şöyle geçer arkadaşlar. O zaman İsa aleyhisselam ile Mehdi aleyhisselamın peşinden gidecek arkadaşlar 12 bin kişiye. Bak, Deccal'e iman etmeyen kişilerin sayısı 12 bin. O yüzden diyorum, hadis-i şerifte ne geçer? Kıyamet yaklaştığı zaman kürsülerden Deccal konuşulmayacak hadis-i şerif. Allah aşkına biriniz bana deyin ki falanca camide falanca imam anlattı. Allah aşkına dedim, Allah'ın adını verdim. Duyamazsınız. Duyamazsınız. He, imam tanıdığı olan varsa rica etsin bir cumadan önce bir Deccal konuşulsun arkadaşlar. Rica ediyorum. Allah'ın adını verdim bak. İmam tanıdığı olan varsa de ki hocam da bu cuma sohbetten önce namazdan önce bir Deccal'den ufak bir bahset de ya. Bir zahmet de. Sünneti yerine getirmiş olur. Belki sevap alır yani. Sen de sevap alırsın. Hazreti İsa aleyhisselam dünyadayken evlendi mi kardeşler? Evlenmedi. Evlenecek. İki tane çocuğu olacak. Birinin adı Muhammed olacak. Birinin adı Musa olacak. Peşine. Hazreti İsa vefat ettikten sonra yerine bir zat gelecek. Geçen sohbette söylemiştim arkadaşlar. Var mı hatırlayan? Kahtani. Aferin sana. Kahtani. Kahtani diye bir zat çıkacak arkadaşlar. Kahtani başa geçtikten sonra, dünyanın başına geçtikten sonra dinde bozulmalar olacak. Ondan sonra Allah Celle Celal diyor, Müslümanın ruhunu bir rüzgarla alacak. Aman ya Rabbi, ne mevzular var ya. Arkadaşlar, ondan sonraki alametlere şöyle geçeceğiz. Burada var mı kontrol edeceğimiz bir şey? 40 gün sürecek bir duman çıkacak. Duhan suresi 10-14. Göğün açık bir duman getireceği günü bekle. O duman insanları bürür. Bu elem dolu bir azaptır. İnsanlar, Rabbimiz bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz artık inanıyoruz derler. Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler. Bu bir öğüt değil dediler. Şimdi bu kıyametin büyük alametlerini sıralamasıyla alakalı ihtilaf var arkadaşlar. Bu duman çıktığı zaman Müslümanlar nasıl görecek biliyor musun arkadaşlar? Var mı bilen? Müslümanlar o dumandan bir nezle gibi etkilenecek. Böyle hafif bir nezle, grip gibi etkilenecek. Ama kafir diyor çok şiddetli olacak. Allah Allah. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkar ve tu'minuna billah.